Homunun Saydı'dan kendiyik. Hoş geldiniz. Sizi fikriniz kanaka, Uzbekistan'da birinci bo'lib nodavlat, noticaret, tashkilot sifatida inson huquqlari mavzusida targ'ibot, tashviqot ishlari bilan shug'ullanadigan sayt ochilish. Sizni qanchalik ta'sirlantirdi yoki qanaqadir bir fikrga keltirdi? Ben juda ham xursand bo'ldim bu narsadan. Ya'ni bugun dunyo O'zbekistonga baho beradi. Nega biz o'zimizda turib, o'zimizga baho beradigan, qilinayotgan ishlarni ko'rsatadigan milliy platforma yo'q. Human us aynan mana tushunishim bo'yicha mana shu maydonda O'zbekistonni o'zini ovozini eshitadigan bir platforma sifatida men juda ijobiy qabul qildim. Ham fuqarolik jamiyati instituti sifatida, nodavlat notijorat tashkilot sifatida faoliyat yuritishi, ya'ni qanchalik ko'p nodavlat notijorat tashkilotlar, fuqarolik jamiyati instituti ko'paysa, albatta bu faqat taraqqiyotga olib keladi. Ya'ni biz liberal demokratik yo'lda tanladikmi? Demak, buni o'zining qonuniyatlari bor. Va mana shu qonuniyatlarda asosiylaridan bittasi o'sha fuqarolik jamiyati institutini rivojlantirish. Adolat chizig'i qayerda? Din vakillari bilan davlat vakillarining adolat chizig'i qayerda? Ular har gal bir-birining chizig'idan kesib o'taversa. Ekedani bir gapini eslab o'tmoqchiman-da. Insoniyat butun bitta kemada ketyapti deydi. Din e'tiqod masalasi bu kompasga o'xshaydi deydi. Kompassiz yo'qolib qoladi deydi. Buni ikkida aytayapti. Tushunasizmi? Ya'ni dinsiz insoniyat yo'lini yo'qotib qo'yadi. Agar biz insoniyat, ya'ni teng huquqlilikni, demokratik yo'lni tanlagan ekanmiz, siyosatchilarimiz hech qachon dinni qurol sifatida ishlatmasligi kerak. Foydalanmasligi kerak. Men butun dunyo uchun aytaman. Va dindorlarimiz siyosatni o'z quroli sifatida ishlatishga harakat qilmasligi kerak. Ammo taassufki, bugun dunyoda o'sha terrorizmni vujudga kelishi nimadan? Siyosiy kuchlarning dindan qurol sifatida ishlatish terrorizmni vujudga keltirib chiqardi. Bizni agar islomda qaraydigan bo'lsangiz ham, İslam'da bu çigereler cüde çırağıyla kalıp bilgiler veriliyor aslında. Ha, mesela bir de misal getiremem de hemişe. Mesela Peygamberimiz atraftakiler, sahabeler kıynalıp koyken de kayakı barışımız gereği. Yani de Habeşistan'a barıyorlar da bir yol korsetediler. Ya Müslüman mas ki bu? Yani de ama o adaletli şahdı. Yani adalet siyosatda adolat yuritish, adolatli siyosat bu juda muhim rol o'ynaydi. Din hech qachon ayniqsa islom dini hech qachon to'ntarib tashlash degan tushuncha yo'q. Dindan asosiy murod insonni komillikka erishtirish, insonni ruhan ulug'lattirish va nima uchun yaralganligini eslatib turish. Nima uchun dunyoga kelganimizni unutishlik bizni juda katta muammolarga olib keladi. Musulmon sifatida men nimaga yaralganman? Ibodat qilish uchun yaralganman. Rabbimga ibodat qilish uchun yaralganman. Uni yolg'iz Alloh deyish uchun yaralganman. Meni egamsan, men seni qulingman deyish uchun yaralganman. Meni yaratishdan Allohning maqsadi shu. Qolgani ikkinchi darajali bir masalalar. Ya'ni Rabbimga ibodat qilish. Ha. Bir jamiyatda a'zo sifatida, musulmon a'zo sifatida nima uchun yaralganman? Birinchi, insonga zarar bermaslik uchun yaralganman. Endi islomda kategoriyalar bor-da. O'sha kategoriyalardan eng muhimi taqiqlangan amallar kategoriyasi bor. Ya'ni insonni o'ldirish. Bu eng muhim narsalardan bittasi. Alloh taolo aytadiki, Qur'onida agarki, magaramki bir insonni o'ldirsangiz, bilsinki butun dunyoni o'ldirgandek gunohga botadi deydi. Ana shunday bir asosga, tamalga ega bo'lgan islomni nomini terrorizm bilan bog'lash. Bu juda yanglish ish. Mana shunday bog'lashga harakat qilish bugun dunyoda islomofobiyani keltirib chiqardi. Ya'ni islomdan bir qandaydir bir qo'rquv bor. Vaholanki bu qo'rquvni keltirib chiqargan narsa islom emas. İslam'daki hakiki akidelerde zıt haletler.
Yani o'sha islomni siyosatga aylantirmoqchi bo'lganlar va bundan shaxsiy manfaatida foydalanmoqchi bo'lgan guruhlar, siyosiy bir katta davlatlarda hatto harakatining mahsuli. Biz bugun mana shu fobiya paydo bo'lganda, islomskiy terrorizm degan bir fobiya. Buni tub-tub mohiyati o'sha sovet davriga borib taqaladi. Aslida qaralsangiz, mana shu sovet davrida paydo bo'lgan fobiyalar bugungacha davom etib kelyapti. Ha, dunyoga ochilishingiz uchun, dunyoga hamma bilan teng millat bo'lishimiz uchun biz fobiyalardan voz kechishimiz kerak. Ya'ni dunyoga ochilib, dunyoni boricha qabul qilishni o'rganishimiz kerak. Bundan bir 4-5 yil avval bo'lgan eski tuzum deb hozir endi gapirilyapti. Eski tuzumda bo'lgan va xalqni bir nafratini uyg'otgan bir narsa bor edi-da. Terrorist adashgan, islomni terror deb o'ylagan, borib Suriyada o'lgan, ota-onasini yig'ilishga olib kelib, ota-onasini sharmanda qilib va o'sha yerda uni o'lganini ekranda ko'rsatish. Zulm hech qachon zulm bilan oldi olinmaydi. Faqat mehr bilan olinishi mumkin. Hech qachon jahillik jahillik bilan ketkizilmaydi. Ma'rifat bilan ketkiziladi. Bizda mana shunday achiq tajribalarimiz bor. Endi sizga savol. U ko'p farzand zulm qildi. Ota-onasiga zulm qildi, xatti-harakati. Bu davlat ham zulm qilsa, erta o'sha ota-ona bu davlatiga suyanadimi? Sharmanda qilganimizdan keyin, uni eldi ichida sharmanda qilib, infarkt oldirtirganimizdan keyin biz bitta fuqaroni fuqaro sifatida yo'qotamiz. Diniy ekstremizm uchun yoki boshqa bir ekstremizm paydo bo'lishi uchun eng avvalo ekstremistik kayfiyat paydo bo'lishi kerak. Ekstremistik kayfiyat paydo qiladigan har qanday holat, har qanday xatti-harakat bu noto'g'ri xatti-harakatdir. Bugun mana shu narsani bilishimiz kerak. Tushunishimiz kerak. Ya'ni psixologik bir yondashishimiz kerak. Terrorizmni bugun vujudga keltirganlar, IŞİD'ni vujudga keltirganlar, Jabhat an-Nusra'ni vujudga keltirganlar. Bular o'zidan o'zi bo'lsin dedi, bo'ldi emas. Bu loyihalar ustida okean ortida bo'lmagan bu yoqdagi ilmiy institutlar yillar davomida ishlashgan. Psixologik aspektlarini o'rganishgan. IŞİD'ni masalan Al-Dabiq degan jurnali bor edi. Hatto o'zbek tilida chiqardi. U yerdagi rang tanglashlar, u yerdagi sifat, u yerdagi informatsiyani psixologik yetkazib berish. U oliy darajadagi mutaxassislar qilgan. Biz bugun esteylik, psixomanipulyatsion biror bir mahsulot yaratamiz. Jurnal yaratamiz, bosma nashr yaratamiz deylik. O'sha darajaga olib chiqishimiz uchun bizga kamida 5 yil kerak. Chunki bizda psixomanipulyatsiya bo'yicha mutaxassislarimiz yo'q, deyarli. Bugun qayta ko'rib chiqadigan juda ham ko'p muammolarimiz bor. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, prezidentimiz kelgandan beri ma'rifat deyapti. Ma'rifat, ma'rifat, ma'rifat. Nimaga? Nima uchun ma'rifat? Chunki ma'rifat bu ilm. Ilmsiz inson ma'naviyatli bo'la olmaydi. Ya'ni biz ko'proq o'rganishimiz kerak. Bugungi holatimiz buni xalqimiz ham bilib turibdi. Shunaqa tushuntiray. Butun insoniyat agrar bir taraqqiyot darajasi bor edi. Keyin industrialga o'tdi. Undan keyin qolganlar industrialga o'tish jarayonida postindustrialga o'tib ketishdi. Ya'ni yangi taraqqiyot jarayoni. Postindustrial jamiyat nima? Postindustrial jamiyatda ilm bu sarmoya sanaladi. Ilmiy tadqiqotlar sarmoya sanaladi. Ana endi hozir taraqqiyotning 4-chi erasiga ketyapti rivojlangan mamlakatlar. Taassufki bizning bugun holimiz shu. Biz hali ham agrardan industrialga o'tishga harakat qilyapmiz. Bugun biz agrardan industrialga emas, postindustrialga o'tishimiz kerak. Bu juda og'riqli yo'l. 5-10 yil og'riqli o'tadi, ammo boshqa yo'limiz yo'q. Bo'lmasa taraqqiyotda 3-chi darajali mamlakat darajasida qolib ketamiz. Bugun eng asosiy sarmoyani ilmiy tadqiqotlarga tashlashimiz kerak. Prezident bu narsani istayapti. Bu mesajni beryapti. Ammo og'riqli kechyapti. Ko'ryapsiz bu narsani. Nimaga og'riqli kechyapti? Chunki xalqda boqimandalik kayfiyati borroq. Eng katta boqimandalik kayfiyati bor xalqni kelajak avlodi ham boqimanda bo'lib qoladi. Biz bugun yoshlarni boqimanda qilib qo'ymaslikka harakat qilishimiz kerak.
Ben gahada vilayetlerge bargenimde bir tane arsadan açınıp gidiyip ben de. Yaşlar bilen gepleşesiz. Karin, yaşlar bilen gepleşesiz. Ne mi muammeyiz var? Oku giden yaşlar, ne mi muammeyiz var? Ben dedi, yaşlar ütfakı uyu bir iş gereğiydi, üç ay buldu uyu vermeye. Kredit bir iş gereğiydi, okul. Bir iş gereğiydi, kılıç gereğiydi, bir iş gereğiydi, kılıç gereğiydi. Onge bütün cemiyet karzdır. Onge devlet karzdır. Her bir işe yapıp koyduğunu karzdır. Bakı mendelikke eğlenip gitmesin imkaniyetler. Saralab beri yaptınız mı? Talep kılıyılık yaşlarda. Nemendir kılıp koysun ki uşan evazige alsın. Şimdi doğru evazige alayetkenleri yan var. Biz bu avlatı yutkızıp koysak 50 yılımızı yutkızıp koyduydu yanımız buramız. Kaysi masul idaranı? Millet ariyeti için kuraşış, millet ariyetini himaye kılış diyen söz var. Nizamı da. Cümleyi eşitmememiz. Buna kadar cümle yok. Bunu kritiş için ariyetini melkini biliş gereği ballarımız. Mekteplerde örgütçimiz gereği, ariyet nime, namus nime. Biz nime gemen şu hakikatlerde yapırmayalım. Sebep nime? Ar nime ligini böyle örgütçimiz gereği. Ariyet için kuraşışı örgütçimiz gereği. Ana şunda bu vatanını kuruluydu. Bu mesela keçirası bütün dünyada mesela korup durup mu? Çet elde pülüge vatanını ya dozakke eğlendirip var etken güçler var. Ve uzunu vatanparvar deyip ilan kıl etken güçler var. Bana şu çizik işten çıkıyordu. Bu toprağı da ariyatlı halkı yaşaydı. Ve ariyatlı avlat buluşuyordu. Yaşar İtfakı'ya bugün aynen ariyatlı ballardı terbiye kılışken, hareket kılışken. Çünkü onu min ilim okudun, zor adam kılın, mütehassıs kılın. Hatta aylık olsun. Lakin ariyatı, hamiyatı bulması. Ondan vatan gene mi fayda? Atağına gene mi fayda? Bunlar sana uyla kuruşumuz gereği biz bugün. Ariyat meselesi bizi gelecek meselemiz. Devlet ve vatan bu yegane çünkü. Devlet bu megen cayda vatan bu miydi? Vatansızlıkı bu miydi? Şu üçün biz devletimizi himoya qilishimiz kerak. Devletke hizmet kılışıyız, vatange hizmet kılışıyız. Devlet kanakadır ayrı siyasi küçü emez. Bu ikalası bitten arsa. Ha, devletimizi boy verdi hanlıklar. Nima bo'ldi? Bu yerda boshqa davlat bordi. Vatan bizniki midi? Vatan bizniki emas edi. Vatan qachon bizniki bo'ladi, bilasizmi? Vatan umuman qachon vatan bo'ladi? Bu tuproq bu. Dunyoda tuproq ko'p. Lekin qachonki o'sha tuproq uchun o'ladiganlar bo'lsa, yana bir marta aytaman, o'ladiganlar bo'lsa, bu tuproq vatanga aylanadi. Bo'lmasa, bu tuproqdan farqi yo'q. Bu vatan bo'lmaydi. Bu kelib ketadigan karvonsaroyga aylanadi. Yani ariyat birinci orunda buluş gerek. En asasisi vatan için can birişke tayyar kılışımız gerek, ballarımızı gerek bu ise en asasisi. Ve vatan ve devlet yegane çünkü ikenliğini hız kıldırışımız gerek. Bugün en katta kılışımız gerek bu genlerse şu. Ve dördüncüsü elbette fobiyelerden vazgeçiş gerek. Mülakat kılıştan korkmazsak gerek. Eşitçiden korkmasak gerek. Kaçan korkansız? Devlet maslahatçılarını uyuma yürüyen. Yani bazı birileri bilen ki ablasım yürü organ ekemiz deyipti. O deyi bozumuz bilmezsen, halkta ahvalını bilmezsen deyipti. Prezident klip veri yaptı mı? Halkta aldı ki apçı yaptı mı emeldardı? Hesablaşasan deyipti mi? Halk hem çünkü yarasa. Prezident ki, devlet ki, vatan ki. Bu çölesi bitti çünkü. Bir hizmet ve sadakatta buluş gerek. Ha, ortada yok emas bor. Ortada o'sha qo'pol bo'lsa-yam sabotajniklar bor. Yoqmayotganlar bor. Nimaga yoqmaydi? Chunki yangicha tafakkurda bu. Karchalonlikka ko'nikib qolgan odam xalq xizmatchisiga aylanib qolmaydi bir dum bilan. O'chik boy bergisi kelmayapti. O'zini xatti-harakati bilan go'yoki sodiq tutib, xatti-harakati bilan sekin anaqa qilayotganlarga boryapti. Mesela İslam Üniversitesi'de Romalda takırlanış masalasını alıyorduk. Kaysa fahmı faraset bilen bu iş kılınırken ben bilmedim. Ama Allah'a şükür mesele hal buldu. Ha maksat ne miydi? Maksat ne makip bu seyem? Prezidentke karşı halkta salbi fikir uyguladışıydı. Ularga aytıp koyduğun bir tek yapımız var. Siz milletimizi tanımasakensiz.
Bu millet hiç kaçan. Devletiga, prezidentiga, vataniga şüphe bilen karamaydı. Hemişe sadık sadakatli bo'ladi. Aklı var çünkü. Onun derecesi var. Biz g'ordan çıkan millet emasmiz. Biz cahil millet emasmiz. Biz bugün dini ilmimiz juda yuqori bo'lmasi mumkin millet sifatida. Lekin bizi genofondimizdagi, genimizdagi qonlarimiz bizi tafakkurimizni rivojlantiradi. Haqda hech qachon davlat noto'g'ri ish qildi degan tushuncha paydo bo'lmaydi. Aynan mana shu holatda. Xalq juda ham yaxshi bilib turibdi. Kimni kim ekanligini, nima maqsadda qilayotganligini. Prezident bugün qo'rqmaydi. Bu eng asosiysi. Adolati uchun chiroyli siyosat aboryapti, to'g'ri siyosat aboryapti va bu narsa davom etadi. Ammo prezident hamma ishni yulib, yugurib bir o'zi qilish kerak degan emas. Davlat bu emas. Davlat prezident har bir ishni boshida turibdi. Qolganlar o'z ishini bilib-bilib qilish kerak degan.